Evet, gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonda bulunan Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya ait 3/863 esas numaralı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Cumhurbaşkanlığı'nın 20 Aralık 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı'na iade edilmiştir. Bilgilerinize sunulmuştur. Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı'nın iki tezkeresi vardır. Ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve üyelerinden oluşan heyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış ilişkilerinin düzenlenmesi hakkında 3620 sayılı kanunun 6. 9. 10. ve 11. maddeleri gereğince Rusya, Güney Kore, Hırvatistan, Belarus, Azerbaycan, Finlandiya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan'a ziyaretler gerçekleştirmiştir. Söz konusu Rusya ziyaretine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin. Güney Kore ziyaretine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Hırvatistan ziyaretine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir. Azerbaycan ziyaretine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Belarus ziyaretine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ. Bulgaristan ziyaretine TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydın Milletvekili Ümit Özdağ'ın katıldığı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın Avrupa Birliği Konseyi Romanya Dönem Başkanlığı tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te ve Avrupa Birliği Konseyi Finlandiya Dönem Başkanlığı tarafından Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenmiş olan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı konferanslarına katılımı ile Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenmiş olan Varşova Güvenlik Forumu'na ve Helsinki'de düzenlenmiş olan Helsinki Siyasi Forumu'na katıldığı, ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'nın konuğu olarak Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu, Bulgaristan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu, Portekiz Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ve Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu ülkemizi ziyaretleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkilerinin düzenlenmesi hakkında 3620 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince genel kurulun bilgilerine sunulur. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan istifa etmesiyle Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu'nda ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde boşalan üyelikleriyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nde ve NATO Parlamenter Asamblesi'nde boşalan yedek üyeliklere 28.3.1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış ilişkilerinin düzenlenmesi hakkında kanunun ikinci maddesine göre Adalet ve Kalkınma Partisi grubu başkanlığınca bildirilen ve anılan kanunun 12. maddesi uyarınca başkanlık divanında yapılan incelemede uygun görülen İzmir Milletvekili Cemal Beklen'in Türkiye AB KPK üyeliği, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker'in AKPM üyeliği, Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun AGİTPA yedek üyeliği ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın NATO'pa yedek üyeliği genel kurulun bilgilerine sunulur. Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Bilgilerinize sunulmuştur. Sayın milletvekilleri, esas komisyon olarak Adalet Komisyonu, Tahlil Komisyonu olarak da Plan ve birçok komisyonuna havale edilen 2/2481 esas numaralı 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Manisa Milletvekili Özgür Özel tarafından geri alınmıştır. Bilgilerinize sunulmuştur. İYİ Parti grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 14.01.2020 Salı günü toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Müsavat Dervişoğlu, İzmir Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: İstanbul Milletvekili Abdülahat Andiçan ve 21 milletvekili tarafından Kanal İstanbul projesinin ekolojik dengeleri bozabileceği, Marmara'nın daha fazla kirlenmesine yol açabileceği, Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni hükümsüz kılacağı, İstanbul Boğazı'nda 80 yıldan beri sürdürülen uluslararası dengeleri bozabileceği gibi iddiaların araştırılması amacıyla 14.01.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 14.01.2020 Salı günü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İYİ Parti grubu adına Sayın Abdülahat Andican. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçtiğimiz bütçe görüşmeleri sırasında Kanal İstanbul ile ilgili olarak yaptığım konuşmada Kanal İstanbul projesi iktidarın iddia ettiği gibi bir medeniyet projesi değil, İstanbul'un tarihine, bölgenin ekosistemine, İstanbul halkına, Türk milletinin, Türk ekonomisine, Türk dış siyasetine ve Türk milletinin geleceğine karşı sunulan bir ihanet projesidir demiştim. Evet değerli milletvekilleri, bu proje sadece bir rant ve siyaset projesidir. Bugün bu konuyu meclise bir araştırma önergesi olarak getirme gerekçem olan siyasi boyutu değerlendirmek istiyorum. Kanal İstanbul projesi gündeme getirildiği ilk günden beri Türk milletinden gizlenen, gözlerden kaçırılan bir siyasi boyutu var arkadaşlar. Ve bu siyasi boyut Türk dış siyasetini önümüzdeki onlu yıllarda ipotek altına alabilecek niteliktedir. Dolayısıyla konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde enine boyuna tartışılmalıdır. Türk siyaset gündemine 1994'te Ecevit tarafından getirilen ama daha sonra ekolojik açıdan, siyasi açıdan, uluslararası anlaşmalar açısından sakıncaları görüldüğü için geri çekilen Kanal İstanbul projesi, hatırladığınız gibi veya hatırlayacağınız gibi daha sonra AKP Genel Başkanı tarafından 2011'de yeniden gündeme getirilmiştir. Aradan geçen 9 yıl boyunca iktidar Boğazlar'daki güvenliğe sağlayacağı katkılar konusunda, ülke ekonomisine getireceği getiriler konusunda çok söylemlerde bulundu. Ama hiç siyasi, uluslararası siyaset boyutuna hiç değinmedi. Ne zamana kadar? 2 ay öncesine kadar. 2 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı kanala yönelik ciddi itirazların yapılan itirazlara verdiği bir cevap konuşmasında şunu söylüyor. Diyor ki, bunun yanında çok daha siyasi bir boyutu olacak. O siyasi boyutuyla da inşallah Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak. Çok ciddi bir sükse yapacakmış. Şimdi sormamız gereken şey şu. Bakanların, milletvekillerinin ya da Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka hiç kimsenin bilmediği bu siyasi boyut nedir? Bu siyasi boyut eğer Montrö ile alakalı değilse değerli arkadaşlar, uluslararası siyaset açısından, uluslararası dünya açısından hiçbir önemi yoktur. Demek ki Montrö ile alakalı bir şey bu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı daha sonra yaptığı bir konuşmada da kaldı ki Boğazlar'da, Montrö'de bize tanınan bir hak yok. İstedikleri gibi gelip geçiyorlar. Düşünün, sizin boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz diyerek Montrö'den şikayetçi olduğunu gündeme getiriyor. Daha da önemlisi iktidarın emriyle ve denetiminde yapılan ÇED raporunda arka sayfalarda bir cümle olarak ÇED raporunu yapan ekip hiç alakası yokken İstanbul Boğazı ile ilgili bir ÇED raporuna Marmara ile Saros Körfezi'ni birleştiren bir kanal projesi daha ekliyor. İlginç değil mi? Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın
Montrö'den sadece şikayet olmakla kalmayıp aynı zamanda Montrö'yü delmeye, Montrö'yü etkisizleştirmeye çalıştığının ilginç bir boyutu, göstergesi. Montrö'den sadece Sayın Cumhurbaşkanı şikayetçi değil ya da delmek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri de aynı sevdanın peşinde. Mümkünse delmek istiyor, kaldırmak istiyor. Amerikan Senatosu'nda bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar var. Ve bu çalışmalarda boğazlardan ABD güçlerinin boğazlardan geçmesini engelleme projesi olarak, engelleme uygulaması olarak Montrö suçlanıyor ve Montrö Sözleşmesi'ni değiştirmemiz veya ters yüz etmemiz gereklidir diyor. Sonuç, Cumhurbaşkanı ABD'nin bu isteğine karşı çıkıyor mu yoksa taraftar mı? Bunu da nereden anlıyoruz? 8-9 Temmuz 2016 yılında Varşova'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e söylediği şu sözler var. Çok önemli. Karadeniz'de görünmüyorsunuz diyor. Karadeniz'de görünmeyişiniz Karadeniz'i adeta Rusya'nın bir gölü haline dönüştürüyor. Karadeniz'i tekrar istikrar havzası kılmalıyız. Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait. Ve sonuçta Sayın Adıcan, sözlerinizi tamamlayın. Açalım sistemi. İmzasıyla NATO önümüzdeki yıllar için Karadeniz'de güçlü NATO yol haritasını çiziyor. Sonuç, Türkiye Kanal İstanbul projesi aracılığıyla ABD ve Rusya arasındaki bir çatışma eksenine sürükleniyor arkadaşlar. Önümüzdeki onlu yıllarda bununla karşı karşıya kalacağız. Cumhurbaşkanı bunu aslında çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Ama iç siyasette yaptığı gibi, hani o yıllarca birlikte çalıştığı insanlardan aldatıldım diye elini yıkaması gibi, bu işten de kurtulacağını zannediyor. Ama bu mümkün değil değerli arkadaşlar. Dış politikada iş böyle yürümüyor. Dış politikada en yakın Hafter olayında gördüğünüz gibi, öyle önce darbecilerle görüşülmez, aracılık yapılmaz deyip ondan sonra aracılık yapmaya kalkarsanız, sonuçta Türkiye'yi ve ona verilen reaksiyonu da göz önüne alırsanız, Türkiye'yi uluslararası camiada komik duruma düşüren, zayıf gösteren bir reaksiyonla karşı karşıya kalırsınız değerli arkadaşlar. Bir an için Kanal İstanbul projesinin gerçekleştiğini... Arkadaşlar açalım. Yalnız uzatma, başka bu şekilde yapmayacağım. Lütfen tamamlayın. Bu projenin gerçekleştirdiğini düşünelim. Bugün Suriye'de Amerikalıların çizdikleri çizginin ötesine geçemeyen iktidarınız, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, o dönemde ABD'nin Montrö'yü bypass isteklerine karşı nasıl direnecek? Mümkün değil. Dolayısıyla en iyisi mi Sayın Cumhurbaşkanı, siz İstanbul Kanal Projesi'nden vazgeçin. Vazgeçin. Boğazları Türkiye'nin denetiminde bırakan Montrö Sözleşmesi'ne delik açtırmayın, bypass ettirmeyin. Türkiye'ye yapacağınız en büyük iyilik bu olur. Tabii Boğaz, Kanal İstanbul'un inşa edildiğini düşünürsek, bu problemler ortaya çıktığında muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP iktidarı artık tarih olmuş olacak. Bu siyasi tarih olmuş olacak. Dolayısıyla bu sorunlarla Türkiye'nin o günkü yöneticileri uğraşmak zorunda kalacak. Bu çok kötü bir miras olur diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.